asil milletimizin kalbinin attığı bir yerdir burası. Burada dinimize, tarihimize, kültürümüze bağlılığımızı tazeleriz. Her taşı, buradaki her detay, içtiğiniz bir yudum su dahil her şey sizi hatırlatır. Aynaya bakmış gibi oluruz, kendimizi görürüz. Tapudur, fore kazıkları gibidir, derinliklere gider ve işte bizi bu derinlikler güçlü yapıyor. Yeraltı zenginliklerini ihmal etmek veya ihlal etmek, milletin canına kastetmekle eş anlamlıdır. Burası işte o nadide yerlerden biri. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocası Akşemseddin, onun hocası Hacı Bayram Veli, onun hocası Somuncu Baba Hazretleri. O havayı teneffüs ediyorsunuz. Köklerinizle irtibat kuruyorsunuz tekrar. Bilinir ki en büyük öksüzlük, köksüzlüktür. Hamdolsun biz haşa, neuzubillah, köksüzlük bizim için söz konusu değil ama unutma ihtimali var mı? Var. İnsan gafil. İşte burada hatırlama, tazeleme fırsatı buluyoruz. Pek çok diğer yer gibi. Burası çok özel. Belli ki çok da güzel bakılmış. Allah nazardan saklasın. Yere elinizde mercimek kadar bir çöp olsa atacak cesaretiniz kalmıyor. Her taraf pırıl pırıl. Abdest alınan yerler, mescid, caminin içi, etrafa bakıyoruz. Bir maddi manevi arınma vesilesi, bir temizlenme imkanı. İyi ki elhamdülillah tanıma fırsatımız oldu. Buralara kabul ediliyoruz, misafir ediliyoruz. Bu bizim için devlet tabii, bizim için şeref. Bütün milletimizin, evladının, özellikle gençlerimizin böyle yerleri gelip görmelerini, hikayelerini dinlemelerini, irtibatı tazelemelerini çok önemsiyoruz. İşte geldik gidiyoruz. Dededen toruna yazılan mektubu aktarmaya çalışıyoruz biz de naçizane faaliyetlerimizle. Merhum Hazret'in 1990 yılında rühleti darı beka etmiş Hazretim Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Şairliğinden de haberimiz oldu. Biz malum şiirle ilgiliyiz. Divan elimize geçti. Çok lezzetli şiirler meşk ettik. Cenab-ı Hak fırsat verdi. TRT'de bir programda, canlı bir programda iade etme imkanı da bulduk. Böylece bir muhabbet hasıl oldu, bir yakınlık hasıl oldu. Yani klasik üslupta şiirimizin, divan şiirinin 1990'da vefat eden bir üstad tarafından hem de bir gönül sultanı tarafından yaşatıldığını görmek, göstermek de doğrusu çok manidar idi. İşin bir yönü de o yani. Yani hayat bir bütün. Yani sözüyle, sesiyle, hissiyatıyla. Hamdolsun daha önce de gelmiştim ama birkaç defa bugün de ziyaret nasip oldu. Herkese buradan hem selam hem dua ediyor ve dualarınızı da bekliyorum. Cenab-ı Hak bizi onlara layık etsin. Karşılaşacağız nasıl olsa. Mahşer yakın. Bugün yarın dünyadan ayrılıp bizden önce gidenlerle şairin dediği gibi tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler demişti üstad. Buluşacağız. İnşallah onlara da bakacak yüzümüz olur. Dua talebimi tekrar ediyorum.